Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ederken, CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ yeni bilgileri paylaştı. 8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünü gizeminin korurken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Narin'in 21 Ağustos günü eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü netleşti. Ayrıca yapılan daraltılmış HTS kaydı incelemelerinde amca, yengeler, anne ve itirafçının aynı evde olduğu tespit edildi. Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a ilişkin soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Bakan Tunç, şüphelilerin ifadeleri üzerinden bazı tahminlerde bulunulduğunu belirterek, soruşturmanın gizliliği esas. Soruşturmanın gizliliğine etki etmemek lazım, demişti. Adli tıp kurumlarınca yapılan incelemeler sonucu bazı bulguların elde edildiğini belirten Tunç, tüm bu bulgular dosyada mevcut. HTS kayıtları ve bas çakışmaları, daraltılmış bas çakışması yapılıyor şu anda. Sonradan tespit edilen kameralar kayıtları var, bunlar toplandı, TÜBİTAK incelemesine tabi tutuluyor. 28 şüpheli var. Tüm bu delillerin hepsi değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacak. Etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor, diye konuşmuştu. Detayları CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'da, Kaan Temeltaş'a soruşturmayla ilgili son dakika gelişmeleri aktardı. Uludağ'ın açıklamaları şöyle. Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Ama çözmek için de bütün teknolojinin el verdiği imkanlar kullanılıyor. Olay gününe dönelim. Şu ana kadar elde edilen somut bilgiler, bulgular ne? Soruşturma dosyasına hangi bilgiler, belgeler girdi? Narin Güran en son 15.15 tek köyün okulunun olduğu kameraya yansımıştı. Daha sonraki süreçte savcılık soruşturmayı derinleştirdi. İlerletti ve saat 15.18'de arkadaşlarına el salladığına dair bilgiyi savcılık tespit etti. Dolayısıyla Narin'in hayatta olduğu, görüldüğü tespit edildiği son dakika 15.18. Bu dakikalar çok kıymetli ve çok önemli. Bu dakika irdelemelerle soruşturmayı Narin'i, kim ya da kimlerin katlettiğini savcılık tespit edecek. 15.18'den sonra ve yine 15.20'de anne Yüksel Güran, muhtar Salim Güran'ı, amca, telefonda bir defa çaldırdığı tespit ediliyor. Daha sonraki sürece gelelim. 15.21'de, burası kritik. Artık Narin ölmüş. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar diyor ki, Salim Güran ahırın olduğu yerden bana seslendi ve Nevzat hemen gel, seninle işimiz var dedi. Daha sonra ben hızla oraya gittim. İçerideki bütün odalar kapalıydı. Narin'in cenazesi evdeydi.